Bakınız kardeşlerim, bugün aile olmaya aday gençlerimize bakıyoruz. Aile olmada sorumluluk bilinci gelişmez ise sorunlar yumağının altında gençler evliliklerinin ilk yıllarında maalesef o yükü kaldıramamanın sıkıntılarını yaşıyor ve korkunç ayrılıklara yöneliyor. Ailede karşılıklı hoşgörü, şiddetten uzak durma, yapılan hatalar, anlaşmazlıklar suhuletle çözülecek alanlar, çözülecek ortamlar oluşmalı. Yapılan hataya orantılı bir şekilde tepki gösterme esastır. Yani sınırsız şiddet ve tavır aileyi temelden sarsar kardeşlerim. Ufak bir anlaşmazlık, ufak bir hata haddinden fazla büyütülmemeli. Gerçekten bu noktada aileler hepimiz birçok zaman hataya düşüyoruz. Onun için aleyhissalatü vesselam Efendimizin şu hadis-i şerifine bakınız ki ne kadar güzel bu noktada bizlere örnek teşkil eden bir yol açıyor. Yediğinizden yedirin, giydiğinizden giydirin, kusurlarını yüzlerine vurarak ayıplamayın, onları dövmeyin. Cezalandırmak düşüncesiyle evde tek başına bırakıp ihmal etmeyin. Görüyor musunuz? Cezalandırma noktasında onları terk etmeyin. Onların sizin üzerinizde, sizin onların üzerinde hakları var. Dolayısıyla yemede, içmede, gezmede, onlara olan ilgide ölçülü hareket etmek esastır kardeşlerim. Ve biz bu noktada birçok insanımız ölçüyü o kadar kaçırıyor ki evde hanımefendi zaten evde beklemek zorunda. Hiçbir yere çıkması gerekmiyor, gezmesi gerekmiyor. Ne getirirseniz sükût edip hiçbir şey demeden onu kabul etmesi gerekiyor. Böyle bir anlayış yok. Onun için ailelerdeki geçimsizliklerin başında orantısız şiddet, orantılı şiddet var mı peki? O da yok da hatalar karşısında orantılı, müsamahalı bir şekilde karşılık verme. Yani bazen insan üzülür, kırılır, bağırır. Şimdi bir bardağın kırılmasıyla veya bir yemeğin geç gelmesiyle veya bir ütünün çift çizgiyle ütülenmesiyle kıyameti koparan beyleri biliyoruz. İşte bu orantısız dediğimiz bu. Eğer bu şekilde olursa o zaman o ailede sevgi bağları gider kardeşim. Durmadan gerek erkek tarafından gerek kadın tarafından çok fazla konuşulan, çok fazla üstüne varılan konu artık sinir uçlarını germeye başlar.